Benim favorimden herkese merhabalar. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor tüm hızıyla. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Hırvatistan, Arjantin, Fas, Fransa. Dört takım. Burada Fas Sürprizler değil var. Sürprizler var, evet, bayağı bir Beklediğimiz bir eşleşme yani, miydi acaba? Fas, yani. senin favorin de Fas. Şey, Egemen. O ben Fas'tan ciddi sürpriz bekliyordum da bu kadarını ben de beklemiyordum işin açıkçası. Aynen öyle. Çünkü... E, Şöyle ben... yapalım mı? Sözünü unutma. Fas'ı sona bırakalım. Çünkü tamam. konuşacak çok şey olabilir. Arjantin Hollanda ile tamam, başlayalım istersen. Tamam başlayalım. Arjantin, <laughs> Arjantin turnuvaya yenilgiyle başladı. Ama ondan sonra e, üstüne çok koymuşlar belli ki. E, Suudi Arabistan yenilgisi sonrası çoğu, hep tüm maçlarını kazandılar. E, Scaloni hocam Toparladı. takımda bazı şeyler oturtmuşlar. Arjantin turnuvada e, underrated dediğimiz tabirle e, savunma anlamında aslında çok eleştirildi ama iyi işler çıkarmaya başladılar. Özellikle son maçta Hollanda'yla iyilerdi ama sonra Weghorst'un... İşte bu söylediklerimizde iki... hepsini çöpe atan çöpe bir... atan bir oyuncu son çıktı. Son 10 dakika. Aynen. Weghorst ee, Messi yine sahneye çıktı Egemen. Yine bir gol bir asist. Üf, Üf. Üstüne koya koya gidiyor. Kaptan yine gemisini taşımaya devam ediyor. Ee, ben aslında pek fazla Arjantin'i beğenmedim diyebilirim. Hollanda biraz daha sanki istekliydi oyun anlamında. Zaten ama bunu yansıtamadılar. Çok fazla pozisyon üretemediler diyebilirim. Hakimi tamam. Dengeli bir maçtı. Evet tamam. E, mes 2-0 öne geçtiler. Arjantin 2-0 öne geçti hı hı. ama oyunu hiç kopmadı Hollanda. E, Van Halen değişiklikleri işe yaradı. Özellikle Weghorst'u Uzuna döndüler. Oradan maçı çevirdiler ama penaltılarda iş bitti yani. orada taktik maktik işe yaramıyor artık. Yani Heyecan. Önceden Hollanda'da yarıyordu. Yaptıkları evet. kaleci değişiklikleriyle <laughs> beraber yarıyordu ama bu sefer nedense Aynen. ona çok başvurmadılar. Sen nasıl gördün Arjantin'i? Ya aslında Arjantin maça kötü başlamadı. Ee, özellikle hmm. çizgi oyuncularını Akunya ve Molina'yı e, iyi kullanmak istediler ve zaten ilk golde Molina'nın bindirmesi ve Messi'nin evet. inanılmaz bir asisti. Yani Yani o oraya göreceğim. Yani pozisyonun bir kuş bakışı çekimi vardı. Ee, evet. Oradan izlendiği zaman Messi'nin attığı pasın nedenli muazzam oldu. olduğunu Onu bak Uçmuştuk, çok hayran kalmıştık yukarıda biliyorsun. Müthiş bir <laughs> müthiş bir pas attı yani. Ee, sonrasında aslında hani oyunda benim gözlemlediğim şöyle bir durum vardı. Topu Hollanda sahipti ama hani Arjantin de e, belli noktalarda Hollanda'yı sindirmeyi başardı ve e, o baskıyı kırarak oyunu da yönlendirmeyi başardı Arjantin. Hı hı hı. Yani özellikle orta sahada ben McAllister, Depaul ve e, Enzo Fernandez üçlüsünü çok beğendim. Cidden çok iyi bir iş çıkardılar <laughs> maçta. Orta, orta sahada Arjantin o, o üçlüyü aslında oturttu. Evet. O oyun aslında evet, o e, Suudi Arabistan it, maçından sonra aynen, oturdu orası. Bu net söyledik zaten. Bu konuda Arjantin o, e, orta sahada orayı oturttu ve maçlarını aslında orada çok avantajlı şekilde geçirdiler. Devam edebilirsin. Yani e, ben Julian Alvarez'i hiç beğenmedim. Yani Fan-like Ake ve eee Timbu'nun arasında çok ciddi anlamda kayboldu ve enteresan bir şekilde de bayağı da bir bekledi. Yani 80'e kadar evet. bekledi. Ha, orada da zaten e, Alvarez çıktığında maç 2-0'dı. Zaten ondan sonra iş değişti. Hani Fanhal bütün kozlarını 90 dakikalık <laughs> sürede kullandı. Ama sonra da işte yani evet maçı uzatmaya götürdü bu cepte ama e, uzatma dakikalarında Arjantin özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir baskı kurdu. Direkten dönen toplar, evet. işte Nopert'in çıkardıkları, işte duran toplardan buldukları pozisyonlar yani maça yeni başlamışçasına bir tempoları vardı. E, sonra zaten e, penaltılarda iş biraz da kalecilere baktı ki Nopert'in hani Penaltı anındaki o fiziken duruşu, o ruh halini evet. yansıttı. bence çok şey değildi. Emiliano Martinez çok daha konsantreydi penaltılara. O adam deli ya. <laughs> Valla o adam çok değişik biri ya. <laughs> ya Emiliano Martinez... Messi için ölürüm diyor ya böyle bir şey var mı? Ama yani... Çok seviyorlar tabi de Messi'yi de. Messi zaten hani turnuva öncesinde... Ama Emiliano da bir şunu... penaltı kalecisi yani aslında evet. baktığında. Premier ligde de aslında... Villa'da ya da yani bunları çok net gösterdi. Onun öncesinde Arsenal döneminde de evet, zaten bu evet. performansı vardı. Hı hı. Yani Messi ile alakalı da şunu söyleyebiliriz. Turnuva öncesinde de bütün takım zaten Messi için oynayacaklarını söylüyorlardı ve bunu da başardılar. Evet. Ee, şu an yarı finalde Hırvatistan'la oynayacaklar. Yani Hırvatistan maçında yine yani daha evvelki programlarda da konuşmuştuk. Arjantin'in hücumu Messi'nin yaratıcılığına bakıyor. Evet. Bunu e, daha çeşitlendirmek zorundalardı ama şimdi artık turnuvanın Fas'la birlikte belki de en iyi savunma yapan takımıyla karşılaşacaklar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam e, dakika 70'e kadar kalelerinde isabetli şut görmediler. Argentin. Ha, Arjantin. Arjantin evet evet. Yani... yani iyi savunma savunma oturmaya başladı dediğimiz gibi Romero Otomendi tamam güzel evet ama bu konuda e, Hollanda'yı ki Hollanda gibi bir e, üretkenlik anlamındaki takımdan bahsediyoruz. Özel ya Amerika maçındaki üretkenlikleri Nepal, çok iyiydi ama ya yani şunu söyleyeyim sadece detay detay olarak iki isabetli şutları var ikisi de gol. İkisi de gol oldu zaten. Ki evet. zaten hani o son serbest vuruştaki organizasyon evet. zaten müthişti ama yani Hollanda bence bu yani gelebileceği maksimum yere Hı -hı. geldiğini düşünüyorum ben fanalle beraber. Yani çünkü Bildiğimiz Hollanda yoktu. Yani her Hollanda takımında mutlaka bir yıldızı vardı. İşte yakın dönemde Snyderler, Van Persie'ler, işte Robbenler. Robbenler onun öncesinde Clivewood'lar, Van Nistelrooy'lar. Ama bu takım öyle bir takım değildi ama e, sonrası için bence umut vaat eden bir görüntüleri bir oldu. Ben 2-2 olduğunda e, ben dedim herhalde Hollanda bu maçı bu enerjiyle, bu tempoyla, bu gazla götürecekler gibi. <laughs> e, Messi'nin yüz ifadesi falan hiç iyi değildi çünkü 2-2 olduğunda vesaire. Ee, Hollanda'yı ben biraz daha e, öne çıkarmaya başlamıştım ama Arjantin izin vermedi bunu. Arjantin, şimdi haftalar götürdüler işi, e, orada zaten bitirdiler. Şimdi Hırvatistan maçları aslında hani artık zaten yarı finale geldik. Yani artık hiçbir şey yok, ee, kolay bir maç <laughs> yok ve muhtemelen de bütün takımlar önceliği savunmaya vererek oynayacaklar. Diğer maçlarda da zaten evet. bunu fazlasıyla gördük. Evet. Bu maçta. Evet. Ben Ake'yi ben turnuva boyunca çok beğendim e, Van ile birlikte. Özellikle Ake çok iyi e, bir turnuva geçirdi bence. Manchester size de artık formanın Formda... ciddi sahiplerinden biri evet, oldu. Ama işte ne yazık ki e, Messi'nin işte, asistinde bölgesini kaybeden adamdı aslında. Biraz önüne gelmişti. E, orada Bu pozisyon e, hataları aynen, pozisyon yapabiliyor zaten. Ake'yi ben beğendim Hollanda adına. E, bence turnuvanın öne çıkan savunma oyuncularının anlamında baktığımızda evet. Ake. Ake'yi en iyiler arasına koyabilirim Keşke yani. Keşke Pavlovic'i biraz daha izleyebilseydik. Pavlovic evet, Pavlovic'e yazık oldu Sırbistan'da ama Ake'yi ben beğendim diyebilirim. Arjantin ne yaptı etti. Bir şekilde... <laughs> Bütün baskılara, <laughs> strese rağmen yarı finalde. Evet, de artık mi? büyük favoriler, en azından final için. Ya, filan... Öyle görünüyor. Tabii Hırvatistan yine gençli yani, yani, bir rakip. Ya geçen sene finalisti. Geçen senenin finalisti. Yine aynı senaryoyu da görebiliriz tabii bu dünya kupasında Fransa ve Hırvatistan'ı görebiliriz. Tabii Arjantin hani ama. kağıt üstüne favori gibi gözükse de Hırvatistan'ı evet. maalesef kilitleri... Maalesef diyorum Messi adına <laughs> yabana atmamak <laughs> lazım yani. Aynen öyle. Bu e, maçı geçelim o zaman. E, Hırvatistan-Brezilya. Hırvatistan, Hırvatistan-Brezilya. Sambajların hayalleri sona erdi. Opta verilerinde aslında söylemiştik kupayı kazanma ihtimali en yüksek olan takım da Brezilya. Ee, yaklaşık %13.5 gibi bir oranı vardı ki evet. en yüksek orandı bu. Ama gümbür gümbür geldiler buraya kadar ama Hırvatistan'a takıldılar. Ee, Hırvatistan'a değil aslında Livakovic'e takıldılar. Livakovic'e takıldılar bravo. Çok yani Livakovic müthiş bir turnuva geçirdi özellikle ve özellikle son 16. Ben e çok beğendim. Sağ kanatta, evet. Bazen B oyunun belli periyotlarında Hırvatistan onun kanatlarından aslında oyun kurmaya başladılar evet, bunu bunda çok da iyi de başardılar. başardılar. İyilerdi o konuda. Hı -hı. ama Livakovic öne çıktı. Acayip öne Neymar'ın şutlarını, Paqueta'nın şutlarını vesaire çıkardı. Yani, Penaltılarda zaten çok iyilerdi. Şampiyonluk e, yani kazandılar. Yani Hırvatistan yine Arjantin gibi ne yaptı etti? Onlar da hiç beklenmiyor. Finale geldi hiç beklenmiyorlar. Hiç beklenmiyordu. Yani bence Fas'la birlikte şu seviyeye gelmesi en çok beklenmeyen evet. Hırvatistan'dı. Aynen öyle. Ee, oyun anlamında baktığımızda e, ee, hiç aslında Brezilya'ya Brezilya karşı ezilmediler bence. Özellikle orta sahada ki üçlü Modric, işte Kovacic ve Brozovic'in üçten yani oluşan üçlü orta saha bence oyunun kaderini değiştirdi. Yani ayakta tutan aslında onları oldu. İleride çok fazla işte üretken olamayan aslında bir Hırvatistan. işte Pasaric gününde değildi vesaire. E, ee, Modric müthiş bir turnuva geçiriyor bence. Bu yaşına rağmen yani hiç fizik anlamında sanki hiç gerilemiyor gibi. Evet yaşlanıyor ama bunu yani bizim hiç belli etmiyor. Müthiş saygıyı hak ediyor evet, o konuda. Casemiro'nun resmen gölgesiydi ya. Her her pozisyonunda markaj altında tuttu Casemiro'yu ki fizik olarak biraz daha altında Casemiro'nun baktığımız zaman. Aynen ama Aynen. buraları müthiş oynayan bir orta saha ve tecrübeyle bence paşa yani tutundular. Burada Zlatko Dalic'in de e, hakkını vermek evet. lazım. Uzatma dakikalarında mesela şöyle bir detay vardı onu aktaralım izleyicilerimize sol ee, Solbek ee, Sosa'yı çıkarıp Budimir'i aldı. Evet. Yani Budimir aslına bakarsan <laughs> forvet oyuncusu. Ve orada yaptığı değişiklik Peris sol Solbek'i almak oldu. Yani Peris için Solbek oynaması son İyiyim. işte uzatmaların son 10 dakikasında. Kaldı ki bu değişikliği de golden yani Neymar'ın golünden sonra. sonra. yaptı. Ve bu değişiklik de tuttu. Yanlış hatırlamıyorsam golde de ee, sol, kanattan sol, kanattan gelerek Orsic'in ee, pasıydı sanırım. Aynen öyle. için pasında golü bulundu. O yüzden hani Zlatko Dalic de hani çok fazla gündemde değil ama bu yaptığı bir iki ufak dokunuşla yarı finali getiren isimlerden evet. biridir yani. Güzel. Ki Güzel yeri değindi. Bravo. Burada zaten hani 2018'den de kalma bir tecrübesi var. Artık Kesinlikle. Zlatko Dalic de hani düştüğünü ispat etmiş bir teknik adam. Evet. Bu hamlesi de bence maçı kazandıran en önemli etkenlerden bir tanesi oldu benim nazarımda. Şimdi Arjantin'le oynayacaklar, Evet. yine tempoyu düşük tutacaklardır. E, orta sahada, ki orta sahaların savaşı şeklinde geçebilir dediğim gibi e, De Paul, McAllister ve e, Enzo Enzo Fernandes'le orta sahaya karşılık Kovacic, Modric ve e, bir... Brozovic'li bir orta Brozovic. saha var daha tecrübeli Hırvatistan'ın orta sahası ve burada üstünlüğü kurabilen takım hücumda da maçın gidişatında da direkt etki eski edecektir diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Ee, <laughs> Hırvatlar çok inatçı bir takım. Yani hani işte Japonya maçında da gördük. İşte gol yediler, hemen 5, 5 10 dakika içerisinde gol buldular ve maçı bir şekilde yine penaltılara götürdüler. Orada da yine Bu Onların penaltı. biraz da genetik özelliği yani Balkan. bir şekilde maça tutunup Orta e, Avrupa, Balkan aynen. ülkeleri yani bunlar fizikleriyle ön plana çıkan ve hani inatçılıkları da zaten ortada olan bir e, ülke diyebiliriz Hatta onlar penaltılardan için. Hatta sonra işte <laughs> Türkiye ile oynadıkları işte bizim oynadıkları 2008'deki <laughs> bayağı onlara <laughs> ya ders ondan vermişiz yani Ondan sonraki penaltılardan sonra adamlar penaltılarda hiç maç kaybetmemişler. E, giden tüm maçları kazanmışlar. Aynen Bu da aynen. ilginç bir detay. Onlar adına. Yani ee, artık... turnuvanın aslında <laughs> renk takımlarından biri değildi yani. Hırvatistan sıkıcı geliyordu. Bana da aslında Rıvatistan çok fazla sıkıcalar. oyun anlamında pek seyir anlamında çok fazla zevk vermeyebiliyor. Biz turnuvanın başladığı günden bu yana her yaptığımız programda şunu söyledik. Hani hı hı. E, Güzel oyun, tempolu oyun, e, bol pozisyonlu, bol gollü maçlar olsun istedik. E, bunu... Belli başlı maçlarda görebildik ama turnuvanın genelinde zaten istatistiklere de baktığımızda bunu çok fazla göremedik. Ama işin bir de şu tarafı var. Ee, sistem olarak, e, yapı olarak ve taktiksel anlamda futbolun doğruları anlamında hocaların çok direkt etkisini görüyoruz. Evet. Ve bunları da gördüğümüz için de yani e, futbol bazında doğruların çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu da aslında işin daha farklı <laughs> bir boyutu ve bu konuda da işin açıkçası yeni şeyler görmek mutlu ediyor insanı, özellikle futbolla ilgilenen insanları. E, sürprizlerin turunması oluyor derken esas sürprize mi geçiyoruz? So sonra bırakalım <laughs> bence onları. Onu sona bırakalım. <laughs> tamam. İngiltere, İngiltere İngiltere, Fransa erken final dedik. E, seyir anlamında güzel maçtı. Hani güzel final maçtı. olsa belki de bizi tatmin edebilecek bir oyun vardı tempo anlamında vesaire. E, Aynen mücadele öyle. zevk, mücadele e, zevki çok fazlaydı. E, seyri de çok fazlaydı. Ben Fransa'yı hiç beğenmedim. Ben İngiltere'ye üzüldüm. İngiltere yani senin söylediğine İngiltere ek olarak yazık onu oldu. söyledim. Bu oyunda yani, İngiltere yazık oldu yani bence. Döşamp geçen turnuva... Yani 2018'deki turnuvadan bu yana çok pragmatik bir hocalık yapıyor. Ve bu sayede de zaten kupayı <laughs> aldılar. 2018'deki en... E, hem futbolun doğruları anlamında hem sağ içi e, taktiksel anlamdaki en yoğun maçını zaten finalde oynamıştı ve 4-2 kazanmışlardı. Aynen öyle. E, Euro 2020'de başarısız oldular ama e, Euro 2000, e, Dünya, 2022 Dünya Kupası'nda bence çok daha e, pragmatikliği bir tık daha üste taşıdı. Biraz daha tedbirli. Oynayan bir Tunus Fransa görüyorum ben. Tunus maçı hariç 11'lerinde doğru düzgün değişiklik evet, yapmadılar. Evet. Bir ilk maçta işte Lucas Hernandez'in sakatlığı, sakatlığı sonrası kardeşi Theo'yu e, 11'e aldılar ve bu şekilde devam ettiler. Saha içi olarak yaptığı en enteresan şeylerden biri de e, Griezmann'ı daha merkezde, daha evet. top yönlendirici, e, daha aslında. atakları <laughs> Messi'nin açan... yaptığı Griezmann yapıyor şu an bence. Aynen öyle. Gelip... Topu ortasından alıp, kanatlara işte yönlendirip, oyun kurma anlamında aslında Garizman'ın bir sorumluluğunun kaldığını görebiliyoruz. Bu zaten e, hocası tarafından Ve bunda da faydasını gördüler bu arada. Şöyle, aynen. aynen çünkü Benzema yok, Kante yok, Pogba yok. Bunlar as oyuncular. Aynen ee, öyle. 2008, 2018'deki şampiyonluğu getiren takımın baş oyuncuları. İskeleti yani. Bunlar olmayınca da üretkenlik anlamında işler işte Garizman'a kalıyor. Tamam, Choua var ama Choua daha genç yani. Evet, çok büyük bir gelişim kaydediyor. Ama bur, buralar için biraz daha... De. Evet, çok iyi güzel bir gol attı bu arada. Ee, buralar için biraz yetersiz kaldığını görebildik. Burada da zaten Griezmann devreye giriyor. Rabiot da orayı bu arada çok iyi Griezmann's toparladı. Bir şeyde okumuştum, istatistikte bir yazıda. Ee, kilit pas anlamında ve asist anlamında Fransa'nın lideri oldu Fransa tarihinde. Zidane ve Henry'i geçti. Yani Gérard yani Henry'i geçti. Aynen. Mbappe zaten evet. birkaç maç evvel... Rekor kırmıştı. Böyle böyle devam ediyorlar. Ama işte burada İngiltere'nin... Artık... Bence biraz korkak oynadı. Golü buldular. Golden sonra işte topu İngiltere bırakıp işte kattıkları toplarla özellikle geçiş oyununda işte Mbappe ve Dembele'yi kullanıp hızlı ataklarda çıkmayı düşünen Onu da yapamadılar yani. Abi, İngiltere hiç izin vermedi. Abi bir Kyle Walker savunması izledik. Üş. Yani uzun zamandır gördüğümüz <laughs> en başarılı, en... Hani... Üst seviye oyuncuyu ya. kilitleyen performanslardan bir tanesiydi. Mbappe yani Mbappe sahanın en kötülerinden biriydi evet. işin açıkçası. Ki savunma anlamında Hiçbir etkisi değil, olmadı. takımda bence Mbappe'nin. Orada işte evet. işte e, soldayken Hernandez'i, sağdayken biraz da yalnız bıraktı oluyor ama yani onu <laughs> bir kenara bırakırsak yani Kyle Walker'ın müthiş savunma performansına bence dün için yazık oldu. Yazık oldu. Hakikaten ee, yazık oldu. İngiltere Oyuna baktığımızda golden sonra topu kendi hakimiyetinde bulundurdu. Özellikle sağ kanadı kullandılar gördüğümüz kadarıyla. İşte Saka'yı kullanıp ki penaltı da o sağ kanattan geldi. Aynen öyle. Ee, yani tempolu oynamaya çalıştılar ama yine özellikle orta sahada biraz daha aktif olabilirlerdi. Ee, tam Saka Saka işte sağ kanatta soldan işte e, gelmeye çalıştı. Foden'ı da bu arada pek beğenmedim ben. O da biraz sönük kaldı evet, gibi. Evet, evet. Ya da İngiltere'nin oyun tarzı, o anki oyun e, seç seçimi biraz uymadı gibi diğer ya oyunculara. Aslında şöyle. istatistiki olarak da yani İngiltere bayağı bir Evet, hani iyi e, şey, gol, gol, gol beklentisi anlamında da çok yüksek. İki yani yüzde 50 falan. bir... İki mi? 50 mi? Yani şöyle... Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. E, 16 şutun 8'i isabetli. Yani yüzde 50'lik bir oran yakaladılar. 2.40 gol beklentileri var. Ee, zaten maçı izlediğimiz zaman da o tempoyu ve e, oyun gücünü de gördük evet. ama... E... Ama şöyle bir eleştiri yapabiliriz aslında İngiltere. Sen ne düşünürsün bu konuda bilmiyorum. Orta sahada işte Henderson, Declan Rice tercihi. Ya dek, e, Declan ya Rice Declan Rice daha... topla çok iyi çıkabilen bir oyuncu evet ama yani tutucu bir altı numara diye düşündüğümüzde... İşte biraz riskli aslında. İşte Henderson ne kadar oraya kapatabilir. Yani Henderson aslında daha hani maçı bu maçta izleyenler bu de rakip muhtemelen... şey ama Fransa'nın biraz sönük kalmasından dolayı ama bu konuda belki bir eleştiri yapabiliriz İngiltere'ye. Bence musun şunu dinlerine? şey yapabiliriz. Jordan Henderson mesela maçı izlediğimiz zaman e, dikkatli gözle izlediğimizde şunu gördük. Jordan Henderson Fransa hücuma çıkarken ön alan baskısını başlatan oyunculardan evet. biriydi. Evet. Declan Rice daha geride, daha derinde bekleyerek hani işte o Griezmann'ın olduğu alanı kapatarak Jordan Anderson daha ön tarafı çıkışı bozmak için bir pozisyon almıştı. Ama Fransa bu konuda çok çok da zorlanmadı. Ama hani anlayış olarak İngiltere bu yapıdaydı. Evet. Bazıları bu hocayı bu konuda eleştiri. Ben yani. de Galatasaray'dan sormak istedim yani. Yani Gareth Southgate'i ben <laughs> <hiç> çok fazla <laughs> beğenmem ama hani Fransa maçında biraz şanssızlık. Şanssızlık diyelim evet. Elimde yani Eriksen yani <laughs> dünyanın belki de en iyi penaltıcılarından e biri. En işte. e, attı Ki zaten. Ben de çok beğenirim vuruşlarını. Çok, e sert bir şekilde her zaman vuruyor. K karşısında da takım arkadaşı vardı. Yani Orada onun, bir akıl oyunu oldu bence. Ben Loris <laughs> işte de Loris'i Loris şey demiştir belki de işte ben kesin tahmin ederim ters tarafı at belki ters tarafı <laughs> düşünür diye ama akıl bu sefer, kazanan bu sefer, Kane bu sefer oldu. olmadı. Aynen i̇kinci, öyle. İkinci penaltıda da e, köşeyi bilse de bu sefer Harry Kane yani alt attı. Çok kötü e, vurdu. Ayartırdı. Hiç yakışmayacak şekilde vurdu. Belki de hiç, e, uzatmaya gitse İngiltere belki de yarı finale çıkacak. Aynen öyle. Tempoyla. Şimdi... Hakikaten yazık oldu İngiltere'ye aslında. Fransa'yı göreceğiz bakalım. Ben Fas maçında. O zaman kapatalım İngiltere, Fransa, benzerisini. geçelim. Yani geçelim. geçelim. Tunus'un en büyük sürprizi. Aslında evet. şampiyon artık. Gönlünün şampiyonu bence Fas. Yani çok 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 büyük saygı duyulası bir iş yaptılar. Aynı. Çok ciddi bir. Sempati kazandılar en azından Tabii, yani, tüm dünyada. Af Dünya Kupası tarihinde yarı final oynayan <laughs> ilk Afrika takımı. Evet. Fas ve hani bunu gol yemeden çok iyi savunma yaparak başardılar. Evet. Yani Zaten bu tarz takımların... Daha bir gol yediler, de... o da şey kendi kalelerine e, Kanada maçındaydı. Evet. Bir tane gol yediler bugüne yani bu kadar. Bu tarz turnuvalarda bu tarz takımların zaten hani başarılı olmalarının tek koşulu iyi savunma yapmalarından geçiyor. Ki Fas bunu müthiş derecede başardı ve golü de buldular. Evet. Yani hücumda da çok e, evet %73'e 27'lik bir toplu oynama yüzdesi vardı Portekiz'in. Yani Bence Fas'ın bu bir... tercih ettiği bir şey. Yani topu bunu zaten yap zaten Fas topla oynayan bir takım değil yani. Evet. Değil. Ha zaten hani bir de şu <laughs> var şunu da çok net bir şekilde söylemek lazım. Hani biz Fas'ın takım olarak başarısından bahsediyoruz ama e, bir Sofyan Amrabat gerçeği var ki evet. inanılmaz bir turnuva geçiriyor Müthiş, Hem müthiş fizik bir orta saha performansı. Son anlamında müthiş. Yani işte İspanya maçında dakika 110-115 bunu daha evvelki programda da konuştuk topla dripling atıyor şey kendi aralarasını yapıyor dripling yapıyor kat ediyor yani inanılmaz bir performansı var. Buna yarı finalde daha da çok ihtiyaç duyacaklar. Aynen öyle. Ee, ben ama... şöyle e, Egemen sözünü de kestim Hı -hı. kusura bakma. Eee gördüğüm şey disiplin. Ya savunma disiplini yani. Evet. Müthiş bir disipline gidiyorlar. Aynen öyle. Ee, özellikle kendi yarı sahalarının ikinci bölgesinde çok iyi bir savunma anlayışı var. O da çok i̇şte katı, katı, bir, blok var orada. oraya aşamıyorlar. Hiç kimse aşamıyor orayı. Ee, ki sayıs önderliğinde o da sakatlandı bu arada. Ee, yani göz fas, için çıktı. Fa fas için zor bir durum Onlar olacak e, oynamazsa eğer. Evet hani bu kadar kompakt bir savunmayla savunma anlayışıyla çıkıp ama bir yandan da kattıkları topla özellikle Ziyech, Hakimi ve Bufal'la çok etkili bir şekilde kontratağa çıkabiliyorlar. Evet, ki bunu çıktı. gördük. Burada sıkıntıları zaten hücumdaki yaratıcılık eksikliği. Evet. ZH evet. aslında çok efektif bir oyuncu, çok tempolu ve hani ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Yani hem adımını çizgiye attığı zaman da hem içe kat ettiği zaman da çok etkili olabiliyor. Evet. Ama yani bu turnuvada bunu tercih etmiyor belki de. Evet. Daha birbirine yakın oynayan ee, bir ekip daha... var. Ekip var ve ee, o da temaslı oyundan temaslı, da kaçmıyor yani. Fiziksel fizik gücü çok iyi Port şey Fas'ın. Yani ee, zaten yani, ayakta tutan da bunları Regragui hocam <laughs> sağ olsun. Walid <laughs> aslında konuşulacak bir hoca. Çok fazla şey diyebiliriz onun için ama belli ki takımı belli bir sistem içerisinde, belli bir plan içerisinde çok fazla özgüven aşılamış. Evet. Ya yani bunu başarmışlar yani takım olarak. Hı hı. Hakikaten buraya gelmeleri müthiş bir başarı yani. O zaman Ronaldo ee, Evet. Ne oldu Ronaldo'ya? Ronaldo'cular... <laughs> ben de çok üzüldüm izlerken aslında. Ya baktığın zaman üzücü <laughs> bir durumu vardı yani. yani. Portekiz'den beklenti aslında hayal çoktu. Kırıklığı. Evet her şey var maçın içinde. ya. Ay, Müthiş yani, bir maç. Ronaldo, yani çok da tepki var Fernando Santos'a ama bence doğru olanı bence yaptı. Doğru. Gonçalo Ramos'la başlamalar aslında doğru. Yani kazanan kadroyu bozmamasını <laughs> anlayabiliyorum ama... E... Duygusallık <laughs> biraz ağır basıyor orada. Ama taraftarlar en, en azından. Taraftar bazında eyvallah. Ama e, Ronaldo'ya yer bulamaması ya da bulmak istememesi artık hani hangi düşüncede yaptı bilmiyorum evet. ama yani böyle bir turnuvada bana da enteresan geldi. Yani Ronaldo takımı bozuyor mu dersen hani bozuk bozmadığını da anlayabileceğimiz bir alan olmadı. Belki Güney Kore maçında bunu sayabiliriz. Evet. Evet. Ee, onun dışında hani Ronaldo takımı bozuyor e, titrini ya da bir İddiasını Çok destekleyici bir şey yok bence. Yani. Yani, bence evet, baktığımızda yok. Ama şöyle bir gerçek de var. Ronaldo'nun fizik anlamında ve psikolojik anlamında e, biraz yıprandığını görebiliyoruz zaten yani. Psikolojik zaten yıprandığı kesin de. fizik olarak Ronaldo'nun evet. yıprandığından bahsetmek ne bileyim bana çok garip geliyor yani 20 <laughs> senenin sonunda. Aynen öyle. O yüzden... Portekiz'e de yazık oldu aslında. Ee, yani evet, de da... İsviçre maçından sonraki beklenti yükseldi onlarda da durum ee, bence de olmadı. çok hoş olmadı yani. Bence Al... çabuk bahsettiler biraz. Eee Aşama, son dakikalarda savunmayı... Pepe'nin de kaçırdığı bir pozisyon vardı evet. yani o, evet. o girse belki bambaşka ben, bir bambaşka şey konuşuyorduk bir ama yani. Yani burada tabii Fas'ın da hakkını verelim yani bize Euro 2004'teki Yunanistan'dan çok ciddi esintiler sunuyorlar. Yani ya, aynen öyle. <laughs> Otoraya gel yönetiminde işte Karisteyas'ın tek forvet hatta yer yer forvetsiz oynadıkları bir turnuvada evet, hani ciddi bir şampiyonluk kazanmışlardı. Hani o turnuvadan sonraki en ciddi savunma performansını gösteren takım bana kalırsa. Fas evet. ve onlar da Dünya Kupası'nda yarı finale kadar geldiler. Hatta ve bir şey, çok pardon. özür dilerim. Ee, çok pragmatik bir Fransa ile oynayacakları için hani nasıl bir futbol izleriz yarı finalde Fas-Fransa maçında? inan bilmiyorum. Evet. Merak da ediyorum açıkçası. Aynen öyle. Bir yandan da tarihsel anlamda aslında baktığımızda evet. da. Evet. <laughs> ee, Faslıları yakından ilgilendiren maç. Acaba onların duygu şeyi nasıl olacak? Daha mı motive olurlar yoksa biraz daha şey duygusal... Bakabilirler mi? Orayı göreceğiz. Fransa, evet. E, yine keyifli bir maç izleyebiliriz. Yine yani evet, sahada futbolun doğrularını da görüyoruz. Atmasını da görebiliriz sürpriz bir şekilde. Fas'ın yani, ne yapacağı hiç belli olmuyor yani. Bence de hiç öyle. İspanya'yı ee, da bu şekilde yaniler zaten. Hiç belli olmuyor ne yapacakları. Şu da var. Ee, bir yandan Ziyech de hani şapkadan tavşan çıkarabilir ya da bu falan. Evet, ama en önemli iki oyuncuları da yok aslında. Yani Stopper'de sayısın, sayıs'ın durumu net değil ciddi. ama ka ya yani oynarsa bence kapattı sezonu. Oyun yani şey, oynarsa çok ciddi katkı verir. Oynamazsa ne olur bilmiyorum Hatta yani. Hatta Sayıs'tan sonra da e, stoperde iki Yedek stoperle bitirdi FAS oyunu. Ona evet. rağmen hiç düşmediler oyundan yani. Ona Aynen rağmen hiç öyle. düşmediler ve uzun topla... Hava toplarında da çok etkililerdi. Aynen öyle. Ki Portekiz hava toplarına dönmeye başlamıştı. Gonzalo Ramos'tan vesaire... Ronaldo'dan da faydalanmak için ama yani... Her şeyi denedi Portekiz ama hiç... Olmadı Bono abi. da izin vermedi. O, olmadı Bono, Bono zaten var. turnuva başından beridir iyi bir Felix performansı Felix'in şutu vardı. Var. Ee, başka yanlış hatırlamıyorsam Bernardo Silva'nın bir şutunu da evet. çıkarmıştı. Evet. Çok ciddi... Pozisyonlardı bunlar. Bu da iyi bir turnuva geçiriyor. Zaten bir gol yediler bugüne kadar. Bu maça kadar bir gol yediler sadece. Yani olmadan. Fransa geçen seneki Hırvatistan finalindeki gibi bir patlama yaşar mı bilmiyorum ama hani futbol, hani göze hoş gelen futbol anlamında patlama yaşamasını isteriz. Ama futbolun doğruları açısından da önemli bir maç izleyeceğimiz ne? kesin. Evet. Ee, bakalım Fas ne yapacak? Bence şimdiden birçok... Ee, insanın gönlünü kazandı. Merakla bekliyoruz ne yapacaklar. Aynen yani. öyle. Kadroları da fena değil. Ee, senin var mı başka bir şey demek istediğin? Bu yani, arada şey Eto'nun tahminini hatırlıyor musun? Yani bir baktım ona. Bakmıştık hatta. Fas'ın final oynayacağını iddia fa şöyle ediyordu. Şöyle bir şey yapmış. E, son 16'da Fas İspanya'yı bilmiş. Fas kazandı. Çeyrek'te Hı. işte Fas Portekiz yine Fas. E, şimdi de Fas Fransa şeklinde gidiyor. Hatta finale Fransa <laughs> ve şey kendi ülkesi Kamerun'u koymuş. ya Herkes sonra şey onu konuşuyor. Eto'yu konuşuyor. Bir şey diyemedim Sosyal insanlar. <laughs> o da ilginç bir tahmin. Görelim bakalım. Göreceğiz. Yani YouTuber'la yaşadığı o <laughs> skandal tartışmadan sonra <laughs> evet. umarız futbolu yani futbolla alakalı fikirleriyle görmüş oluruz Kesinlikle onu da. Aynen öyle. Ee, Egemen ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ee, güzel bir turnuva geçti bence. Ee, güzel bir yarı final maçları izleyeceğimiz Daha 3 maçımız daha var. 3 maçımız var. Yarı final maçları ee, seyir anlamında güzel geçer diye tahmin ediyoruz. İnşallah, inşallah Zevkli maçlar bekliyoruz aslında bekliyoruz yani. E, evet. zevkli eşleşmeler. Futbol anlamında bizi güzel maçların beklediğini söyleyebiliriz. Ee, benim favorim de bugünlük bu kadar. Yarı final maçlarından sonra sizlerleyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.